Merhabalar. Cemil ile Aynur'un korku dolu karabasanları devam ediyor. Mesut Hoca öğrencilerine kavuştu. Özlem ile Oktay'ın arası iyi sayılır. Eda'ya gelince o da zor günleri geride bırakıyor artık. Alo? Evet komiserim. Anlıyorum. Tabii. Ben sizin telefonunuzu bekleyeceğim. Tabii. Sağ olun. Güle güle. Oldu dayı. Turan henüz yakalamamış. Zeynep istiyorum ben. Hayatım kendine gel. Sakin ol. Her şey düzelecek. Bizi ağlayacaktır. Mutlaka ağlayacak. Ben ümidimi hiç yitirmiyorum yani. O daha o kadar bebek ki melekler kovursa onları. Merak yapmayın. Bu ses... Zeynep'in sesi. Evet o. Zeynep bu kızım. Zeynep. Sizin bebeğinizi geri getirdim. Beni ne olur beni affedebilecek misiniz? Bu bebek bana insanlığı yeniden hatırlattı. Sevgi, gidip teslim olacağım. Sağ ol Turan. Gözümde bir başkasın şimdi. Aferin. İnsanlığını hatırlamana ben de sevindim. Neden vay 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 diyorsun? Vay canına be, vay canına. Baksana, Avrupa'nın ortalık yerinde bu Sırplar Arnavutları kesiyor. Ondan sonra da kan dereler gibi akıyor. Etraftakilerin hepsi de bunlara bakıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Kıllarını kıpırdatmıyorlar. Çifte standart be. Vallahi çifte standart. Aa, o ne diyor öyle çift standart? Yani o şu demek. Ne? Amerikalısı da Avrupalısı da orada insanlar ölürken işlerine geldiği gibi davranıyorlar. Hiçbir şeye baktıkları yok. Oho, babam da bu sefer kendini dış politikaya vurdu ha? Gerçekten doğru söylüyorsun. Benim kocam tıpkı bir konsolostu. Konsolos. Avrupa'da, Amerika'da kendi çıkarlarına dokunana çullanmasını biliyorlar ama. Sadece ülkeler değil, herkes çıkarını düşünüyor. Artık çağ, çıkar çağı. Günah be, günah. Onlar da insan. Baba, hayırdır? Yoksa Almanya'ya büyükelçi olarak falan mı atanacaksın ha? Bana bak topçu. Senin dünyadan haberin yok. Şu gazeteleri tersten okuyacağına biraz da ön tarafından oku. Bırak spor haberlerini, bırak. Dünyanın haline bak. Oğlum sen babana laf yetiştireceğine kahve altını yapsana. Bak çayın duruyor, biraz zeytin al, peynir al. Bak, Almanya dedin de aklına geldi. Sana verdiğim sözü unutmuş değilim. Hangi söz benim kocam? Hani Almanya'ya gidecektik ya, kısa bir tatil yapacaktık. Yani anneni, ülkeni, arkadaşlarını özlemedin mi Helgeciğim? Böyle bir soru sorulur mu hiç? Özlemez olur muyum? Deliler gibi hem de. Cemil Çakı ile Zeynep Çakı birbirlerine kavuşmuşlar mı? Bir daha hiç ayrılmayacaklar mıymış? Ha kızım? Ha? Aynur'um, keder elmam. Aklıma takılan bir konu var hayatım. Daha sonra konuşsak Cemil'cim. Geç kaldın zaten. Ama önemli bir konu hayatım ya. Uf, söyle o zaman nedir? Ya şimdi bu Turan var ya aşık maşık psikopat. Tamam hapse girdi. Sevgi Hanım yakayı kurtardı. Evet canım. Ya bu Sevgi Hanım'ın karşısına böyle sapık psikopat birisi çıkarsa gelip kapımıza dayanırsa ne yapacağız hayatım biz? Cemil'cim ne demek istiyorsun anlamadım. Şimdi sen Sevgi Hanım'ın karşına al konuş bakalım. Başka bir manyak takıntısı var mı? Oldu canım. Sevgi Hanım başka bir psikopat sevgiliniz var mı diye sorarım. Delirdin mi Cemil? Sor karıcığım ya. Ayıp değil ki. Ben soramam Cemil. O zaman gider ben sorarım hayatım. Bence bunu deneme bile. Aynur'um sen şirkete birisini alırken ne yapıyorsun? Ne yapıyormuşum? Güvenlik soruşturması yapıyorsun. Ama ben güvenlik soruşturması yapalım demiyorum hayatım. Ne diyorsun Cemil'cim? Yani Sevgi Hanım'ın mazisinde yani akrabaları arasında sapık var mı, psikopat var mı, manyak var mı, dangalak var mı diye hafif bir şöyle bir geçmişini mazisini kontrol edelim diyorum. Cemil. Efendim hayatım. Ben gidiyorum canım. Güzel. Zeynep'i fazla mıncıklama. Bak öpmeden gitti görüyor musun? Ödemiş kavakları, dökülür yapraklar, bize de derler çakıcı, yar fidan boylum, yakarız konaklar.
Baba. Ne var? Murat Hoca dedi ki. Ha ne dedi? Ya sağa takıma çıkacakmış. Yok ya. Evet, maçlara çıkmasan bile antrenmanlara çıkacakmış. Aferin oğlum sana bak. Gördün mü? Çalışmanın semeresini gördün. Üstelik bir parça da para vereceklermiş. Oo, profesyonel ön mukabele desene şuna. Aferin, aferin. Böyle bir şey bak. Hiç ha. Dış politikadan çakmasan bile artık oğlunla gurur duyabilirsin. Aferin dedik ya işte danıştırsın. Aferin dedik. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Dur Oktay. Ne yapıyorsun? Deli misin kızım sen? Ne yapıyorsun? Bırak. Allah Allah. Sen hamileysin. Yaptığın işe bak ya. Ödümü kopardın. Hayır ama bundan sonra ağır kaldırmak, yükseğe uzanmak falan yok. Çocuk oyuncağı değil ki bu. İyi tamam unuttum. Ne yapayım? Ama her şeyi unutmanı anlıyorum. Karnında bir bebek taşıdığını unutmanı çakamıyorum yani. Tamam tamam. Bundan sonra daha dikkat ederim. Hah güzel işte. Hayır hiç hamile kalmadım ama bildiğim kadarıyla bundan sonra daha dikkatli olman gerekiyor. Sen de Cemil abinin Aynur'u delirttiği gibi beni delirtmezsin herhalde. Biliyorsun kadıncağızı hamileliği boyunca baskı yaptı. Ben bu kadar baskıya gelemem. Yani o kadar olmasa da tabii ki üstüne titrerim. Ama ölçülü olmak kaydıyla. Ha şöyle. Aa yardım yapayım uçtu. Yok hanım sağ ol sağ ol ben tamam işte gideyim biraz. Sen bile bilirsin peki. Şunu al. Aa nedir bu çok büyük para verdin alışverişe fazla bu. Canım niye fazla olsun? Almanya'ya bilet almayacak mısın Allah aşkına? Al. Atso bugün mü alacağım biletleri? Ay unutmuşum aptal. Hadi bana eyvallah. Ay. Sana da eyvallah. Ay bir taksilik olmaz bu sefer. Anne heh. Babam gitti mi? Gitti yani şimdi çıktı. Yine haçlıkın mı bitti senin? Sen de haklısın be oğlum. Bugün 5, yarın 25 milyon her şey. Göreceksin anneciğim. Artık babamdan hiç harçlık almayacağım. Çünkü kendi paramı kendim kazanacağım. İnşallah maşallah. İnşallah benim güzel yavrum. Aa bu arada sakın topa kafayla vurmak yok tamam mı? Sen ister ki güzel annem. Yavrum alay yapma şu annenle. Bak sana en güzel yolu göstereceğim. Eğer çok ünlü bir futbolcu olmak istiyorsan bir yolun, bir stilin olmalı. Sen hiçbir zaman kafayla topa vurmamak stilin olsun. Anlıyor tamam, musun? Anneciğim, tamam anlıyorum. Tamam yani ah anne olsan anne olsan anlayacaktım. Ya kafanız birbirinize çarpıyor tekme geliyor kafanıza diye üzülüyorum ben yavrum işte. Sen dua et bana hiçbir şey olmaz. Tamam al şimdilik bunu baba alıncaya kadar. Tamam. Yok barış. Ah bunu çalıyorsan çık. Tamam hadi. Hadi koştum. Ay. Alo. Ah wie geht's Mutti? Ah gut gut. Ah, schlecht. Scheiße. Entschuldigen, Mutti. Efendim? Ne diyorsun sen? Buraya geliyorsun. Gel, gel mami, gel. Tamam, tamam. Oh. Ah, mamim geliyor. Bakalım. Oğlumuza vitamin. Niye oğlumuza ya kız olursa? Tamam canım kız olsun. Bizim olsun da değil mi? Baksana. Annene, babana, eşe, dosta falan bu müjdeyi ne zaman vereceğiz? Bilmem. Abi bir tek annem biliyor değil mi? O zaman bu müjdeyi herkese vermek zorundayız ha? Bak aklıma ne geldi. Ne geldi? Bu gece bütün sülaleyi toplayıp bir yemek verelim. Orada herkese bu müjdeyi sen açıkla. Davet, yemek, saz, caz güzel ama haberi sen vereceksin tamam mı? Olur mu? Bu müjdeyi sen vereceksin. Bu senin görevin. Yapma ya. Ben utanırım. Sen varken bana söz düşmez. Hem erkek sensin. Yok canım. Bebeği taşıyan sen. Müjdeyi de sen vereceksin. Tek başıma yapmadım ya. Sen de babasısın. Vallahi hayatta öyle ortaya kalkıp da konferans falan çekemem ben. Konu kapanmıştır. Sen söyleyeceksin. Babası sensin. Yok yok. Anne olarak asıl senin görevin. Peki tamam. Ben söylerim. Ah ben de kalkayım bari. Evde ne kadar saksı varsa hepsini kaldırıp kaldırıp yerlerini değiştireyim. Tamam tamam. Dediğin gibi olsun. Ha şöyle. Ya Saadet Hanım nerelerdeydin ha? Gene kedilere mi gittin yoksa? Kediciklere beraber gideceğiz. İdareyle konuşmaya gittim. İdareyle mi? Hayırdır? Benim Leman diye bir arkadaşım var ya. Ha şu hani tiyatrocu olan Darülbeda'yı çalışıyordu evet. Onun kimsesi yok. Çöpsüz üzüm. Buraya yerleşmek istiyor. Ama maalesef hiç yer yokmuş. Hiç yer yok muymuş? Aa,
Saadetciğim, sen istedikten sonra yer açılır. Aman Macit Bey, benim istememle yer açılır mı? Hiç yer yokmuş. Açılır, açılır. Bak nasıl açılır. Söyleyeyim mi? Biz evlenip evimize çıkarsak bir yerine iki kişilik yer açılır. Ah Macit Bey, siz yok musunuz siz? Lafı evirip çevirip yine aynı yere getiriyorsunuz. Biz sizinle karar almadık mı? Birbirimize söz vermedik mi? Evlendikten sonra da burada yaşayacağız diye. Ben sizin hatırınız için kabul ettim. Ha, biliyorsunuz evimi sattım. Şöyle küçük bir ev olur, oraya yerleşiriz. Kızmazsanız bir teklifim olacak. Saadet Hanım, ben size hiç kızabilir miyim? Münasip görürseniz huzur evinin yanına ilave bir yer yaptıralım. Hem biz yerleşiriz hem de Leman Hanım, diğerleri sebeplenir. Bana hep sorarlar. Ya Macit Bey, bu Saadet Hanım'da ne buluyorsun? Onu niye bu kadar çok seviyorsun derler. Yapmayın Macit Bey. Ben de ne cevap verirdim biliyor musunuz? Yo. Saadet Hanım bir melektir. O dünyanın en iyi kalpli, en sevecen insanıdır derim. Teşekkür ederim Macit Bey, teveccühünüz. Şimdi idareyle konuşma sırası bende. İlave yer için mi? Macit Bey, kim ne derse desin, sizi öpeceğim. Of 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 of, acayip geç kaldık ya. Evet. Dur ben bir gazete alıp hemen saçmalama, geliyorum tamam mı? Saçmalama, gazetenin sırası mı? Geç kaldın zaten. Evet ya. Bana bak, annenleri söylüyorsun tamam mı? Tamam, akşam? Akşamı ben organize tamam. ediyorum. Sen de babana haber ver. Tamam canım, o iş iyi olmuyor. Ama babana tembih et bak, babamla biliyorsun aralarında. Ya bir de o var değil mi? Tamam, ben gerekli her şeyi konuşuyorum tamam mı? Tamam, hadi koş, hadi çabuk, çabuk. Çabuk. Bir günaydın demek yok mu? Görmedim Cemil abi. Cemil abi yok kızım ya. Cemil abi yok. Cemil abi tedaviden kalktı. Cemil Bey diyeceksin. Sayın patronum Cemil Bey diyeceksin kızım. Peki Cemil Bey. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Pekmezoğlu geliyor değil mi kızım bugün? Evet Cemil Bey. Uçağı birazdan Yeşilköy'e iner. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yani şu Pekmezoğlu ile ortaklık anlaşmasını bir yapalım. Dile benden ne dilersen. Bol mantarlı bir pizza istiyorum. Yanında da buz gibi bir kola. Altyapımızın senelerdir Türkiye'de Beşiktaş altyapısı olarak anılmasından dolayı duyduğum memnuniyeti de belirtmek istiyorum. Hakikaten oradan çok kıymetli, gelecek için çok kıymetli futbolcularımız yetişiyor. Bu arada da sevgili Oğuz kardeşimizin altyapıdan yetişerek bizlere iltihak etmesi bizleri çok müteessis etti. Kendisine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Ve şunu kendisine takdim ederken ayrıca da kulübümüzün tişörtünü, bir şapkasını, armasını kendisine takdim etmekten de büyük zevk duyuyorum. Çok hayırlı olsun canım. Demek anneannem geliyor ha? Nasıl ya, vermiş bu kararı? Dedi ki madem ki siz gelmiyorsunuz o zaman ben gelirim, çok özledim sizi dedi. Ay inanmıyorum, ne ya. Zaman geliyor peki? Ay bak onu ben sormadım çünkü o kadar kısa zamanda oldu ki. Ama geleceğim dediğine göre birkaç gün içinde gelecek demek. Anne bak telefonla soralım mı? Durduk Bener, Bener. Bir dakika, bir dakika. Torunu olacağını biliyor musun? Söyledin mi? Nein, nein, söylemedim. Yani o kadar kısa sürdü ki heyecanlandım geleceğini duyunca da. Gelince söyleriz daha güzel, sürpriz olur. Alo, anneanne? Ah, Nuriye teyze sen misin? Alamadım sesini. Nasılsın? Özlem ben. Tanımazsın tabii. Anneannem yok mu? Ha. Peki Nuriye teyze, ellerinden öpüyorum. Aradığımı söyler misin? Tamam, hadi görüşmek üzere. Bay bay. Anneannem bisikletle dolaşmaya çıkmış. Nuriye teyze evde. Tek yakın arkadaşı da Nuriye Hanım olsaydı orada yakalardık. Biliyorsun malum anneannen birazcık. Ne yani, sen şimdi anneanneme geçimsiz mi diyorsun?
Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Öyle bir şey söylemedim. Ama tabii hepimiz de biliyoruz, birazcık uçu, birazcık marjinal bir kadın yani. Biliyorum ve onu çok iyi anlıyorum. Sıra dışı bir kadın, güçlü, şahsiyetli. Güçlü şahsiyeti neyse de şu içkisi olmasaydı iyiydi yani. Vallahi bence hiçbir sakıncası yok. Bu yaşta içiyorsa, spor yapıyorsa bu onun yaşama olan bağlılığını gösterir. Ay anne be, çok özledim onu. Ah ben de. Ben de, benim canım mamim. Ben de çok özlemişim onu. Neyse anne, bak biz Oktay'la düşündük taşındık. Bu akşam bir yemek verip babama torun olacağını açıklayacağız. Müşte hem çok sevinecek hem de çok şaşıracak. Vallahi şimdiden babamın ne tepki vereceğini bilemiyorum. Ben sana söyleyeyim. Çok sevinecek. Havalara sıçrayacak. Bayılacak belki sevinçten. Belki de bak kızım, ben daha büyük baba olacak kadar yaşlanmadım diyebilir. Yok yok. O birkaç gün sonra aklı başına gelince düşüneceği şey. Düşünecek ve bana gelip soracak. Helga, biz yaşlandık mı dersin? Ben de ona cevap vereceğim. Hayır, belki sen evet. Ama ben hala taş gibiyim, taş. Ve Rüştü knockout. Hadi ben gidiyorum, sonra konuşuruz. Peki baban derse yani niçin toplanıyoruz, manası sebebi nedir, ne diyeceğim? Onu da sen bul artık. Hep de öyle söylüyorsun. Hem niye bu kadar erken gidiyorsun? Bir gözüm görüyor, bir gözüm görmüyor canım. Anneciğim şirkete gideceğim, oradan eve gideceğim, bir sürü işim var. Hem büyük babanlara da Cemil abilerine de sen haber ver, tamam mı? Tamam tamam, ah böyle gülünce de hiç dayanamam güzel kıza, hiç dayanamam. Hep böyle gül, öyle mutlu oluyorum ki seni böyle mutlu görünce. Yani bazen de hep düşünüyorum bu güzel kızı ben nasıl yaptım diye. Aynaya bak. Aa canım, canım güzel. Evet gelincik, evet seni dinliyorum. Öyle mi? Çok sevindim. Kimin fikri bu? Özlem ile o kitayın aklından çıktı babacık. Ama niçin diye sormayın lütfen. Yani söyleyemem. Büyük sürprizdir, tamam? Ama siz ve Saadet annecik baş misafirimizsiniz. Tamam. Babacık, bir haber de benden. Biliyor musunuz? Mamim Türkiye'ye geliyor. Ciddi mi? Ne zaman geliyor? Çok sevindim ya. Ya gelincik, onun ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Burada görmeden katiyen inanmam. Selamlarımı söyleyin, öpüyorum. Bak, Saadet Hanım da selam söylüyor, seni öpüyor. Ben de öpüyorum gelincik. Tamam. Ne oluyor? Kim geliyor Macit Bey? Gelinciğin annesi geliyormuş. Ama onun ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Niye? Nasıl bir hanım bu? Vallahi anlatması çok uzun sürer. Gelsin, o zaman anlarsın. Neyse canım, gelsin de gelinciği sevindirsin. Bak şimdi ben de merak etmeye başladım bu hanımı. Kendimi yeni doğmuş bir bebek gibi hissediyorum. Bu savaşı kazanacağını hep biliyordum zaten. Zaman zaman umutsuzluğa kapıldım ama seni sevdiğim için yaşama daha sıkı bağlandım. Hani senin bir şiirin vardı ya, aklıma şimdi birden o geldi. Hangisi? Bir saniye. Kar tanelerini boyamak istiyorum. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, mor. Lapa lapa yağsın renkli kar taneleri. Dünyamız renklensin. Yağmur çisil çisil, altın sarısı yağsın. Islanalım çil çil altın sarısı renklerde. Güneş ısıtsın içimizi, hiç soğumasın içimizdeki umutlar. Nereden buldun bu şiiri? Senden habersiz şiir defterinden yürüttüm. Şiir hırsızı. Sen bana sadece şiir hırsızı diyemezsin. Niyeymiş? Aynı zamanda senin gönlünü de çaldım. Hem şiir hırsızı hem gönül hırsızı. Merhabalar. Oo, aman efendim, aman efendim. Aman şükür kavuştulana. Can dostum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun benim arkamda oturun, buyurun. Anlaşma emrinize amade. Şık şık iki imza. Kaçmıyoruz ya canım, imzalarız herhalde. Doğru söylüyor, kaçmıyor ya canım, imzalarız. Bizim ağzımızdan laf bir kere çıkar. Söz yiğidin kamçısıdır. Diş ağrısı bahane. Yani Cemil'ciğim. Çok bitteler adamsın. Avrupa'da neler yaptın? Sana bir anlatın canım kızım. Lütfen bir viski, pekmez onda. Peki efendim. Lafı uzatma, imzalat şunu. Buzlu mu buzsuz mu efendim? Fark etmez. Yediğin içtiğin senin olsun pekmez oldu. Hele biraz anlat ya. Oh, bir Fransız gazeteci bayan ile tanıştım.
Öyle sasa gaborelerle listaylor arası bir şey. Muhteşem bir yaratık. sonra? Monte Carlo'da ev varmış. Ev değil, saray yavrusu. Beni de misafir etti. Yakışır, vallahi size yakışır. Devam edin lütfen. Burada bu zarfın içinde ne var biliyor musun? Senin 10 numaralı profesyonel sevgilinin ilk olarak kazandığı bir çek var. Çok güzel. Kutlarım seni. Çok bir para değil ama yine profesyonel olarak kazandığım ilk param. Sonunda muradına erdin. Bu daha başlangıç. Göreceksin. Benim Eda adında dünyalar güzeli sevgilim olduğu sürece adımı hep zirveye yazdıracağım. 10 numara Oğuz. Gol kralı Oğuz. Bundan sonra hep birlikte olacağız, tamam mı? Aman efendim, kendinize gelin. Lütfen sağlığınıza bakın efendim. Kendinizi bırakmayın, relax olun efendim. Kızım döksene kızım ya. Kızım bir şey beceremiyorsun. Git telefonlara falan bak, ben dökerim. Yakacaktı beni, mahvedecekti beni. Çok haklısınız efendim. Yani sayın vallahi yani Pekmezoğlu'nun böyle bir adam çıkacağı hiç aklıma gelmezdi. Dökeyim efendim, dökeyim. Milyarlara boşacaktı, milyarlara. Efendim yani bu parsadan da tutancıyı bile geçti. Yani onlara 5 çeker efendim. Yine verilmiş sadakanız varmış. Direkten döndünüz Cihat'cığım. Bana Cihat deme. Peki Cihat'cığım demem. Cihat'cığım da deme. Bana sayın patronum Cihat Bey diyeceksin. Ne fark eder efendim? Şu seninle yaptığımız ortaklık anlaşması nerede? Burada efendim. Evet. Şu bizim meşhur özel anlaşmamız. Oh be! Oh be! Tatil köyü, turizm projesi gitti. Bu işte burada bitti. Yani Öküz Pekmezoğlu gitti. Ortaklık mıymış mı efendim? Evet. Bundan böyle her zaman olduğu gibi yine ben patron, sense bir elemansın, eleman. Nerenerem! Bu da senin. 10 numaralı topçunun sevgilisine küçük bir hediyesi. Benim mi? Evet, senin. Beğendin mi? Beğendim tabii. Beğenmez olur muyum? Çok güzel. Şimdilik minik bir hediye ama daha ileride büyük paralar kazanınca daha büyük hediyeler alacağım. Söz veriyorum. Çok güzel, çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Peki kendine ne aldın? Çok istediğim bir şey vardı. Daha doğrusu uzun zamandır çok istiyordum. Aa, neymiş o? Ya aslında babama da aldırabilirdim ama yine de kendi paramla almak istedim. Bak şimdi çok merak ettim. Nedir bu çok isteyip de alamadığın şey? Bilgisayar. Şu Pekmezoğlu'nun lafa tutmasaydın, polisler gelmeden önce ortaklık anlaşmasını imzalasaydık, bunlar gelmeyecekti başıma. Milyarların, trilyonların sahibi olacaktın. Ama bu çenem var ya, bu çenem durmuyor ki. Bütün cümle alem benim bu çeneme gelsin, yapsın, etsin de. Bundan böyle size Cemil abi mi yoksa Cemil Bey mi demem gerekiyor? Ne istersen onu be. Döndük dolaştık yine aynı yere geldik. Bu benim makus talim, makus. Değişmez bu, değişmez. Ah Felek ağa. Ah kahpe Felek ağa. Aynur gene patron, ben garip bir işçi. Kahpe Feleğe bak be. Kimine kavun yediriyor, kimine kelek. Hey yavrum be. Aynur kelek değil. Felek kelek değil. Kelek Cemil kelek. Kelek Cemil kelek. Bah yazık. İnşallah saçları beğenecekler, güzel oldu. Geldim. Oğlum. Bu nedir bunlar böyle? Dikkat et, nedir la? Bilgisayar anne. Bilgisayar mı? Tamam da nereden çıktı yani? Onu size Oğuz anlatsın. Nedir buna? Anneciğim, oğlunu kocaman bir öpebilirsin. Yani öpmesini öpeyim de sebebi nedir, neler oluyor yani? Anne, oğlun artık profesyonel bir futbolcu. Gerçekten mi? Kutlarım seni. Benim güzel oğlum, binlerce öpücükler nihayet ha. Profesyonel olarak kazandığım parayla kendime bu bilgisayarı aldım. Bir de bana bunu aldı. Ay ne kadar güzel, ne kadar zarif. Sana da çok yakışmış benim güzel kızım. Ah ne kadar mutluyum tanrım, kalbim pır pır yapıyor. Babam da duyunca çok sevinecek değil mi? Sevinmez olur mu? Hem de nasıl sevinecek? Yıllarca seni antrenman sahalarına taşıdı durdu biliyorsun. Benim oğlum topçu olacak, topçu olacak dedi. Nihayet profesyonel oldun işte. Ve de isteği gerçekleşti. Peki televizyonlarda ne zaman seyredeceğiz seni? Ne zaman çıkacaksın televizyona? Şimdilik zor. İlk 11'de sahaya çıkana kadar bekleyeceğiz.
bekleriz. Hiç bıkmadan bekleriz yavrum. Ay o kadar mutluyum ki hala kalbim pır pır yapıyor biliyor musunuz? Eda iyileşecek. Oğlum profesyonel oldu. Kızımla damat da barıştı. Tanrım şükürler olsun sana. Helga çok teşekkür ediyor. Alo. Sevgi Hanım. Evet efendim, ben Cemil Çakı, ta kendisi efendim. Nasılsınız Mümtaz Şahsiyet? İyisiniz inşallah. Sağ olun. Nasıl efendim, Zeynep'imiz uyuyor mu? Asayiş Berke var değil mi evde? Efendim gene peşinizde herhangi bir manyak, sapık, psikopat, aptal, gerizekalı birisi yok değil mi efendim? Çok şükür, çok şükür, çok güzel. Kızmayın efendim, sadece öyle bir yoklayayım, arayayım, sorayım, haliniz hatırınızı sorayım diye aradım. Tabii, akşama görüşürüz. Yüce şahsiyet, mümtaz kişilik. Görüşürüz efendim, sağ olun. Ya şimdi bu ekrana yazdığımdan nasıl çıkış alacağım ben? Çok basit. Şurası var ya, şu düğme. Buraya tıklayacaksın, ne yazdıysan aynen hepsini buradan alacaksın. Buna mı? Evet, buna tıklıyorsun. Şöyle. Aa, ne yazdın? Oku bakalım, beğenecek misin? Birbirimizi sevdik, baharla yaz gibi. Birbirimizi özledik, ekmekle su gibi. Biz, sen ve ben, sevdik bir şiir gibi, yaşadık bir şiir gibi. Mutluluk ve hüzün, ikisini yaşadık bir şiir gibi. Ekran koruyucusu mutlaka şart. Şu modeller iyi galiba. Bu daha iyi değil mi? Ama onun fiyatı biraz pahalı. Ben açarım, ben açarım. Merhaba. Hoş geldin. Nasılmış Helga'nın kocası? İyidir vallahi. Ev ailesi nasıl? Hoş geldiniz. Eda'cığım nasılsın? Teşekkür ederim. Hep böyle iyi olacaksın. Şu güzelliğe bak. Ne güzel kız değil mi Güçlü? Sağ olun. Maşallah de, maşallah de. Maşallah. Bak, kendini özletmek yok ona göre. Oh, bize bir merhaba diyen bile yok. Aman be yavrum, hemen de kıskanıyorsun. Bu gen senden geçmiş ona. Tamam, tamam. Sana da merhaba. Bana bak, ne oldu senin şu mukavele işi? Kızım, artık eteğimizi böyle kapatalım. Biraz büyüdü, erkekler falan olur. Dikkat edeceğiz değil mi kızım? Ha? Eteğimizi böyle dikkatli şey giyeceğiz, yapacağız. Yani otururken kalkarken çok dikkat etmemiz lazım kızım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Babanın kıymetini kimse bilmiyor kızım ya. Vallahi bile. Hele o kedi sakal var ya, hiç bilmiyor ama kızım bileceksin inşallah. Ben de zaten onun yanında çalışmak istemiyorum da işte anneme söz verdik, onun yanında çalışıyoruz. Aslında bir gün durmam adamın yanında. Annen de kıymetimi bilmiyor. Aslında şu içimdeki cevheri annen bir öğrense var ya, vallahi hemen beni şirketin başına getirir. İleride var ya kızım, sen benimle gurur duyacaksın. İnşallah, vallahi bir gün gurur duyacaksın yavrum. Cemil, hayatım Sevgi Hanım ne dedi sana? Zeynep'i bir mıncıklamak yok demedi mi? Ha? Dedi. Niye dinlemiyorsun kadını? Şu anda banyoda hayatım ya. Bırak, banyodayken ben de... Hadi, hadi hayatım, kalk görmeden Sevgi Hanım, kalkalım hadi. Baksana, ben dayımlara çıkacağım. Hayatım zırt pırt niye gidiyorsun şimdi? Ya öpöz dayım değil mi benim ya? Zaten bütün gece birlikte olmayacak mıyız Cemil? Hem sen bana böyle çıt çıt yapacağına lütfen git giyin. Ben burada giyineceğim. E giyin, ne var? Benim yanımda mı giyinmiyorsun? Hadi Cemil. Ben senin yanında giyindim ama. Terbiyesiz kadın. Deli bu senin baban be. Gel kızım. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum. Yüzümü karartmadın. Verdiğim emeği boşa çıkartmadın. Seni tebrik ediyorum. Gel bir öpeyim. Baba bir dakika. İçinden kendime bilgisayar parasıyla Eda'ya minik bir hediye parası aldım. Kalanı da sizin olsun. Bu ne bu? Ne parası bu? Profesyonel oldum ya, kulüpten verdiler. Yok. Paranı bana verme. Ama baba bu para benim ailem... Bak oğlum, bak oğlum. Bu para senin alnının terinin karşılığı, emeğinin karşılığı. Ha bu parayı sen... İstediğin gibi, girdiğin yere harca. Teşekkür ederim.
Ya Helga'cığım, bu kutlama yemeğinin anlamı nedir biliyor musun? Yani illa bir anlamı, bir manası mı olması gerekiyor? Çocuklar uzun zamandır beraber böyle bir yemekte olmadı. Beraber bir yemekte toplanalım istiyor. Ne olur yani? İyi canım. İyi düşünmüşler de. Hani diyorum ki acaba özel bir anlamı var mı? Yani bilmen şart mıdır? Bilme. Ay ne meraklısın uçtu. Meraktan ölüyorsun. Bilme. Bilmen şart mı? Ya bilsek ne olur? Ah. Geldim. Geldim. Aslanım. Oo, Cemil abi hoş geldin. Yiyelim. Beleşemek varmış. Cemil abi amukat çitek bat ceza almış. Allah aşkına. Selam size yüce insanlar topluluğu. Bu gece çok iyi bir gece olacak. Yalnız aldığım duyumlara göre keçi sakal cihat da geliyormuş. Atalarımız ne demiş? Kambersiz düğün olmaz. Vallahi size söylüyorum, o cihat denen adam bu gecenin keyfini kaçırmasa abi ben bu bıyıkları yolarım. İyi de Cemil abi senin bıyıkların yok ki. Bunlar ne? Bak var. Bunlar uzayınca bıyık oluyor. Bak şunlar. Aa, Cemil oldu mu şimdi yavrum? Yani şimdiden daha inni doldurmak yapıyorsun. Sen tanımıyor musun Rüştü'yü? Zaten sevmiyor Cihat Bey'i. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp yani. Olur mu Hamburg prensesi? Olur mu efendim ya? Dayım niye dolduruşa gelsin? Dayım gerçekleri bilmiyor mu? Hem dayım hindi mi ki dolsun yani? Zevzek herif. Zevzek herif. Şuna bak. Hindiymiş bilmem neymiş. Ne ulan o? Utanmadan bir de beni dolduruşa getirmeye çalışıyorsun. Gaza getiriyor baba. Olur mu efendim? Görünen keçi sakal kılavuz istemez ki. Cemil yavrum ortalığı karıştırmayı bırak. Sakin ol birazcık. Öyle demeyin Helga yengeciğim. Öyle demeyin lütfen. Yani atalarımız ne demişler? Yılanın başını küçükken ezeceksin efendim. Yani bir şey daha söylemişler. Tektirle uslanmayanın hakkı kötektir efendim. Şak şak. Ulan sap derken saman diyorsun be. Ne alakası var şimdi bunun? Cemil yavrum hadi tek parçayken sen aynuruna koş. Yine hadi git. Aşma maksadını ıslatırlar ahmağını. Bunu da ben uydurdum efendim. Özlem. Efendim. Ya baksana şuna ya. Gene mi kravatına boğuşuyorsun? Evet. Koca adam oldun. Neredeyse baba olacaksın. Hala bir kravat bağlayamıyorsun. Vay be, bu ne güzellik böyle. Benim kravat özürlü kocam. Harika gözüküyorsun, muhteşemsin. Dur. Ama bak harikası falan ama eteğine dikkat edeceksin değil mi otururken falan yani? Evet edeceğim, senin karın nerede nasıl oturup kalkacağını iyi bilir. Ben karıma bayılıyorum. Dur rahat. Evet. Hadi geç kalacağız. Geç kalacağız. Ceketim sen bir taksi nerede? Çağır. Ha, doğru çünkü misafirlerden önce gitmemiz gerekli biliyorsun. Evet biliyorum. Tamam. Tamamdır. Ta 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 ta. Nasılımdı Rüştü? Ha, iyi. Wow. O ne biçim bak şöyle. Şey ve kasırdan sonra seni kocaman kurt seni. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Evlendiğimiz günden daha güzelsin. Hatta gün geçtikçe daha da güzelleşiyorsun. Sahi mi? Sen de öyle. Sen de çok yakışıklanıyorsun. Ama sorma cevap ver. Bunun üzerine bir de kahverengi ceketim var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Gerçekten çok güzelsin Helga'cığım. Hatta kıskanılacak kadar güzelsin. Teşekkür ediyorum. Ne oldu? Uçak biletlerini aldın mı? Aa, ona gerek kalmadı. Neden gerek kalmadı canım? Gerek kalmadı. Sen takma kafana hiç. Ya niye gerek kalmıyor anlamadım. Canım diyorum ya yani gereki yoktu. Yani. Allah Allah. Sen Almanya'ya gitmek istemiyor musun arkadaş? İstemez olur muyum? Böyle bir soru sorulur mu yani Rüştü? Peki o zaman niye biletleri almadın? Çünkü mamim buraya geliyor. Ne? Annem mi geliyor? Madem siz gelmiyorsunuz o halde ben geliyorum dedi ya. Sen ne dedin? Ben ne mi dedim? Gel tabii. Gel benim cici mamim dedim. Yok ya. Başımıza iş aldık desene. Ah maalesef ne yazık ki yani çok az zaman sadece birkaç gün kalacakmış biliyor musun? Annem sıkılır çok kalamaz zaten. Oh işimiz iş. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Öyle pek iyi bakmıyorsun yani ekşi gibi bir bakışın var. Hem o başa gelen çekiliyor ne demek oluyor yani o laf? Şey canım o bir şey değil ya anlamı falan yok. Laf olsun diye söyledim laf olsun diye. Hadi geç kalıyoruz gidelim ceketini al. Çocuklar Eda Oğuz hazır mısınız? Ustra stres. Karayda ringa hinga ringa ustra stres. Renga ringa hinga ringa ustra.
Bu ne ya? Bu ne ya? Ne ne Cemil? Benim gördüklerimi sen de görüyor musun hayatım? Ne diyorsun ya? Ya sen benim gecemi mahvetmek mi istiyorsun hayatım ya? Bu ne ya? Kavga mı edeyim ben orada adamlarla ya? Ama yakışmamış mı Cemil? Valla çıplak gelseydin daha az dikkat çekerdin hayatım. Aman saçmalama. Bir daha böyle giyinmeyeceksin. Vallahi ben de don gömlek gelirim tamam, ha. Sevgi Hanım'a söyle kapıyı kimseye açmasın. Tamam canım ayıp oluyor artık yeter ama. Ocağım ocağı da hiç ellemesin tamam mı? Canım Sevgi Hanım koskoca kadın çocuk mu Cemil? Olsun ben kızımı çok merak edeceğim hayatım ya. İyi o zaman sen evde kal ben gideyim tamam. Tamam hayatım olur. Cemil saçmalama. Niye hayatım? Hadi hadi. Ay kemerimi gördün mü? Gördüm gardıropta diğer kemerlerle sohbet ediyor. Değil mi iyi bence? Vallahi vallahi. Buyurun. Ha siz misiniz? Saadet Hanım daha hazırlanmadınız mı? Ah hazırım ben çantamı alıp geliyorum. Ne demek hazırım? Makyaj yapmayacak mısınız? Aman Macit Bey bu yaştan sonra ne makyajı? Hafif bir ruj yeter işte. Bak bu lafınıza çok bozuluyorum işte. Niye? Ne varmış yani yaşımızda? Kadın her yaşta güzeldir. Özellikle de siz. Teşekkür ederim Macit Bey. Siz de çok şıksınız. Damat gibi diyeceksiniz değil mi? Bu damatlığım değil. Damatlığımı gözüm gibi saklıyorum. Madem hazırsınız buyurun gidelim. Keşke söz vermeseydik. Onlar genç. Biz gençlere pek ayak uyduramıyoruz. Sonra Rüştü Bey de sizin yanınızda pek rahat edemiyor. Ne yani ben despot mu baba mıyım? Yahu içki içmesine bile izin veriyorum. Ben de içki içmenize izin veriyorum. İçki içince bir taşkınlık mı yapıyorum yani? Hayır efendim taşkınlık yapmıyorsunuz. Ama içtikten sonra böyle manalı manalı bakıp aşkı laflar edince ben de utanıyorum vallahi. Merak etmeyin ağzımı tutarım. Buyurun efendim. Oktay, ha. Oğlum baban gibi cimri davranmadın değil mi? Yemekler iyi değil mi? Aman abi bunun muhasebesini mi yapacağız Allah'ını ya, seversen? Nerede ya? Kaldı bunlar Allah aşkına ya? Menüde neler var Allah aşkına bana hayatım, söyle bak. Hayatım birazcık sabırlı olsun. Gelirler şimdi. Cemil abi aç bırakmayacağız seni herhalde değil mi? Oğlum belli mi olur ya? Belli ben böyle masaları çok gördüm Oktay'cım ya. Aç kattığımı çok bilirim ben ya. Cemil ne kadar ayıp sus artık. Boş konuşuyorsun. Ya maa söyle söylüyorum ki yani yemek konusunda cimri davranmasın diye. Bak yeğenim, Oktay'cığım, şimdi herkes buraya geldiğinde, herkes tamam olduğunda siz Cihat Bey'le dayımın arasına oturun. Yani mesafeyi koruyun diyorum. Niye? Sahi niye? Bak niye diye soruyor. Oğlum sen babanın huyunu bilmiyor musun ya Allah aşkına? Densiz densiz koşur dayımı gıcık eder. Siz Cemil'in sözlerine bakmayın çocuklar. Vallahi haksız da değil yani. Canım biz gereken önlemi alırız. Servis ne zaman başlayacak hayatım ya? Hayatım ne kadar ayıp ha. Misafirsin sen burada. Geldiler. Ah. Ah, koşup karşılayalım hadi. Babamlar geldi. Dayı hop buradayız dayı. Siz niye eğlenmiyorsunuz Macit Bey? Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Düşünüyorum da bir gün bizim de düğünümüz derneğimiz olacak. İnsanlar bizim için böyle çılgınlar gibi eğlenecekler. Ah, o günleri görebilecek miyim acaba? Ama ödem dikkat etsene ya bebeği unutma. Oktay cemilleşme lütfen. Olur mu öyle fırt fırt kıvırma canım? Tamam canım. İyi hadi. Anne geç. Babacım Eda'yı eve ben bırakacağım. Yok yok sizi eve ben bırakırım. Aa sen çok içmişsin bir kere. Niye bu yok, kadar içtin? Yok canım. Ben fazla filan içmedim gayet iyiyim. Pilotunuz emrinize hazırdır efendim. Bir defa böyle katiyen araba kullanamazsın. İmkansız yani. Olmaz olmaz çocukları eve... Ben bırakacağım. Nein Rüştü görüyorsun Bay May. Nein. Taksiyle gideceğiz. Ricayı yapıyorum yani. Bak ricadır. Dikkatli. Seni mi kırıcılama Ergacığım be? Neyse. Çağırmamın bakayım bize oradan bir taksi. Ya güzeli de budur işte. Taksi tamam. Mavilim aşk yolum. Bu gecenin bitmesini hiç istemedim biliyor musun? Ben seni çok seviyorum. Sen bunu biliyor musun? İspat et o zaman. İspat ederim. Nasıl sevdiğim? Bak seni. Buradan eve kadar seni kucağımda taşıyıp aşkımı ispat edeceğim. Hayır hayır.
Hayır, gel gel. Hayır efendim, aşkımız ispat olmayacak. Oktay gelin. Bebeği unutuyorsun. Aa bebek değil mi? Alışamadım şuna. Şşt, sakin dur. Hadi aşkımızı yürüyerek ispat edelim. Tamam hadi. Mavilim aşk yok. Dur hop 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 bebek aman. Bizim bebeğimiz var. Mavilim eşin yok cihanda. Yakıştı. Herkes sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Sen anan olacaksın. Ben de dede. Biz bu kadar yaşlandık mı ya? Biliyor musun bu işte? Bu soruyu birkaç gün sonra yani sarhoşluk gidince soracaksın zannediyordum. Yok be hanım. Yok be. Fakat galiba yaşlanıyoruz Helga, yaşlanıyoruz. Evet, biz fark etmiyoruz ama zaman geçiyor. Dur, ne vardı bu kadar içecek? Ah uçtu, hiç bilmiyorsun. Ah, ne güzel eğleniyordum. Evet. O keçi sakal gecenin içine etti, üstüne de tüy dikti. O herife gıcık oluyorum, gıcık. Ah uçtu, öyle şaşırıyorum ki. Niçin o adamdan o kadar etkileniyorsun? Boş veriyorum de. Yahu niye boş vereyim be? Benim hayatta gıcık olduğum iki kişi var. Birisi o keçi sakal Cihat, öbürü de... Kim? Darılma ama... Yüzüne karşı söylemek ayıp oluyor annen. Aa öyle mi? Rüştü Bey, Rüştü Bey. Ne var İsmail Efendi? Siz evde yokken sizin eve hırsız giriyordu. Ay eyvah. Ne giriyordu? Ne giriyordu? Yangın merdiveninden sizin kata çıkarken yakaladık. Yakaladınız mı? Şansımız varmış Rüştü. Binde bir eğlenelim istedik, bak başımıza ne geliyordu. Peki nerede şimdi o hırsız? Karakolda. Yani şimdi onu siz yangın merdiveninde mi yakaladınız? He. Aha şu kadar, yaşlı başlı bir kadın. Saçları boyalı. Konuşması da bir garip. Ne dediğini anlayamadık. Ah, olamaz. Sakın bu o olmasın Rüştü. Evet evet, mutlaka da odur. O kim Helga yahu? Kim olacak Rüştü? Annem Berat kız.